Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün dijital var, hoş geldiniz ve akıllı döküman işleme adında webinar serimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyor olacağız. Belki katılanlar arasında geçtiğimiz haftalarda yaptığımız dijitalleştirme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm serüveninden bahsettiğimiz webinarlara katılımcılarımız olabilir. Bugün yapacağımız webinarımızda aslında onların son bacağı olan işin biraz daha temel başlıklarını içeren dijitalleşme ve özellikle kağıt ve form tabanlı dokümanların bilgiye dönüştürülmesi için yaptığımız çözüm ve hizmetler ve tabii ki dijitalleşmedeki yerinden bahsediyor olacağız. Sizin için kısa bir ajanda da hazırladık. Bugün birazcık bu serüvende data market olarak bizim sunduğumuz çözümlerden bahsediyor olacağız ki kurumsal içerik ve süreç yönetim platformu altında dijitalleşme ve akıllı döküman işleme ile ilgili başlıktan bahsediyor olacağız. Burada sunduğumuz çözümü biraz size aktarıyor olacağım. Akabinde de Selviyan Hanım akıllı döküman işleme üzerine çözümü tanıtacağı bir demo gerçekleştiriyor olacak. Burada da otomatik doküman sınıflandırma, akıllı fatura işlemi, özellikle fatura üzerindeki yapılardan biraz bahsedeceğiz dokümanlarla beraber. Bunları nasıl izlediğimizi, takip ediyor ettiğimizi aktarıyor olacağız. Ve tabii ki var ise de soru ve cevaplarınızı alacağız. Webinarımız esnasında sorularınız olursa lütfen bize chat kısmından soruları aktarabilirseniz webinarın sonunda bu kısım sorularınızı cevaplıyor olacağız. Dediğim gibi bugünkü odağımız aslında dijitalleştirme, dijitalleşme, dijital dönüşüm serinin içerisindeki temel başlıklardan biri olan biraz daha form ve doküman tabanlı yapıları nasıl yönettiğimizle ve dijitalleşmeyle olan bağlantısından bahsediyor olacağız. Data Market'i geçmiş webinarlarda da çok tanıttık. O yüzden bunu çok detaylayacağım ama yaklaşık 29 yıldır entegratör kimliğiyle bilişim sektöründe hayatını sürdüren bir firmayız. IT ve bilişim sektörünün pek çok noktasında varız. Merkezimiz Maslak'ta, Ankara ve Bursa'da birer tane ofisimiz bulunmakta. Yine Anadolu yakasında hem ofisimiz hem de %100 kendi iştirakimiz olan D7 adı altında sağ operasyon hizmetleri yönettiğimiz bir yapılanmamız bulunmakta. Böyle bir şirketiz. Devam edecek olursak biraz on-base kurumsal içerik ve süreç yönetimi yapısından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi geçmiş webinarlarda ve geçtiğimiz aylarda yaptığımız webinarlarda aslında bu platformu çok detaylı şekilde de inceledik ve bunun üzerine 3-4 tane de etkileşimli webinar gerçekleştirmiştik. Ama kısaca özetleyecek olursak bu platformu, OnBase Highland firmasının ürettiği, Amerika menşeli bir firma olan Highland firması ürettiği bir kurumsal içerik ve süreç yönetim platformu. Bugün anlatacağımız başlık ise bu platformun bir bileşeni olan yapay zeka destekli doküman sınıflandırma ve doküman işleme altyapısı. Data Market olarak Türkiye'de yaklaşık 10-11 yıldır bu yapının temsilciliğini gerçekleştiriyoruz. 2020 yılından itibaren de Highland firmasının dünya genelindeki en yüksek partnerlik seviyesi olan Diamond partnerliğini aldık ve bu ürünün distribütörlüğüne kadar neredeyse yükseldik ve globalde de profesyonel hizmet vermeye Highland adına yetkiliyiz. Dolayısıyla Data Market ve Highland'ın oldukça yakın bir ilişkisi var uzun yıllardan beri. Ekranda gördüğünüz chart da aslında Gartner raporunun son dönemde yayınlamış olduğu bu sektördeki lider firmalar kimlerdir? İşte Highland firması da sağ üst köşede lider olan firmalar arasında, hatta en tepesinde ve yaklaşık son yanlış bilmiyorsam son 10 yılda da yaklaşık bu liderliğini bu yapıda sürdürüyor. Dolayısıyla globalde de kendini kanıtlamış, bolca referansı olan hem globalde hem Türkiye'de güçlü bir platformdan bahsediyoruz. Devam edecek olursak bu platforma geçerken biraz dijitalleşme ve akıllı doküman yapılarından da bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz yapı, birazdan size detayını anlatacağımız OnBase Highland yapısı içerisindeki Brainwave yapay zeka destekli doküman işleme altyapısı.
Aslında burada temelde yaptığımız şey çözüme girmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Biz bundan önce yaptığımız iki webinarımızda aslında neyi vurgulamıştık? Birinci webinarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları ve bunların data marketçe ve sektörlerdeki karşılıklarına bakmış. Biraz bunları somutlaştırmak adına bazı proje örneklerinden bahsederek bu kavramları açmaya ve bu kavramlar kapsamında kurumların dijitalleşme ile ilgili çizdiği yol haritalarında nelere dikkat etmesi gerektiği ve ne tip çözümler üretmesi gerektiğini, nelerden faydalanması gerektiğini vurgulamıştık. İkinci webinarımızda da, sonraki webinarımızda da biraz bunları çözüm odaklı hale getirip OnBase platformu ve bu içeriklerin nasıl yönetildiğinden bahsetmiştik. Bu basitleri yaparken de form ve doküman tabanlı, yani aslında fiziki ortamda her ne kadar COVID ile beraber veriye uzaktan erişme, dijitalleşme ve elektronik ortamdan çalışma yapıları genişlemiş olsa dahi hala pek çok kuruma kağıt ortamında, fiziki ortamda bilgi belge gelmekte, görece olarak, sektör olarak değişmekle beraber hala yoğun bir şekilde kağıt ortamında data üretiyoruz. Dolayısıyla bugün anlatacağımız yapı biraz da bu tarafa dokunacak. Fiziki olarak size gelen dokümanları hangi mantıkta bilgiye dönüştürebiliriz? Bu yapıdan ne tip teknolojiler kullanabiliriz? Biraz bundan bahsediyor olacağız. Sunduğumuz teknolojinin de aslında altında belli bir süreç mantığı yatıyor. Yani bir inputumuz olacak. Onu bir OCR yapısından geçiyor olacağız. Yani Optical Character Recognition dediğimiz fiziki dokümanı tarama teknolojisi işleyerek aslında tekste dönüştürme işini yapacağız. Sonra yapay zekamız devreye girecek ve bu dokümanı, bu datanın ne olduğuna karar verecek, tipini belirleyecek. Belirlediği tipe göre, içine koyduğumuz kurala göre ya da söylediğimiz yapıya göre içinden veri çıkartacak. Gerekiyorsa bunları doğrulayacak ve sonrasında bunu bir workflow'a ya da bir ortama gönderecek. Baktığınız zaman aslında yapay zeka destekli uçtan uca bir doküman sınıflandırma ve işleme sunan bir platformdan bahsediyoruz. Biraz daha detayına inecek olursak sonraki slaytla beraber aslında buradaki katma değer, Brainware ile kazanan katma değer şu: size gelen fiziki dokümanların kaynağından bağımsız. Yani hepinizin bildiği üzere dokümanlar bize mail ile geliyor olabilir. Ya da daha önceden ürettiğimiz bizim file sistemimizde duran yapılar olabilir. Ya da fiziki dokümanlarınızı bir arşivde tutuyor olabilirsiniz. Tarama teknolojisiyle dijitalleştiriyor olabilirsiniz gibi maillerle geliyor olabilir. Ya da call center yapınızdan geliyordur. Sosyal medyadan geliyordur. Yani kaynağından bağımsız olarak dokümanı yakalayıp sonrasında bu dokümanı işledikten sonra elektronik dataya çeviren, bilgiye dönüştüren bir yapıdan bahsediyoruz. Bir sonraki slaytta aslında bunun tam workflow'unu size gösteriyor olacağım. Ama baktığınız zaman tüm bu ortamlardan bağımsız veriyi, dokümanı yakalayan, yapay zeka altyapısıyla bu dokümanı işleyen, sınıflandıran, yani ne olduğuna karar veren, verdiği karar doğrultusunda da içinden veri çıkartarak bu veriyi tüketmek için ilgili workflow'lara ya da sistemlere ileten ya da kullanıcının önüne açan bir yapıdan bahsediyoruz. Devam edecek olursak, bu yapı içerisinde aslında temelde 6 tane ana başlık var. Biri input, dediğim gibi dokümanı kaynağındayken yakalayan, yani kağıt olur, faks olur, e-mail olur vesaire yakalayan bir yapı var. Veriyi yakaladıktan sonra, dokümanı yakaladıktan sonra OCR teknolojisiyle işleyen ve belgeyi bilgiye dönüştüren bir altyapımız var. Bu yapıyla beraber OCR'dan geçirilen belge klasifiye edilerek, yani dokümanın sınıfı belirlenerek, yani bu bir sözleşme mi, fatura mı, çek mi, kimlik mi, teklif mi vesaire ne olduğuna karar verilip akabinde de içerisinden doküman tipine göre veriyi çıkarttığımız, işte sözleşme ise sözleşme bilgileri, fatura ise fatura numarası ve detayları, işte kimlik ise TCKN gibi tüm bu veriyi çıkarttıktan sonra aslında bir validasyon, yani bir doğrulamaya tabi tutabiliriz isteğe bağlı olarak. Bu doğrulama esnasında da aslında istisna yönetimi, exception yönetimi de gerçekleştirebiliriz. Yani gidip bunu bir operatörün önüne de düşürebiliriz. Operatör veriye bakar, imaja bakar, veriyi doğrulayabilir. Ya da bunu üçüncü parti bir sistemle entegre edebiliriz. İşte bir ERP ile, bir database ya da bir workflow ile çıkarttığımız veriden aldığımız data ile beraber
bir fuzzy search ile veri zenginleştirme yaparak sistemlere bu veriyi doğrulatabiliriz. Akabinde de tüm doğrulama işlemi bittikten sonra da entegrasyon katmanına gönderip bu doğrulanmış veriyi bir ERP'ye, bir CRM'e ya da bir bankacılık sistemine ya da bir workflow altyapısına gönderebiliriz. Ve tüm bu yapıyı da bir iş zekasıyla raporlayabiliriz. Temelde baktığımız zaman aslında yapay zeka destekli altyapımız bu workflow, bu süreç içerisinde devam ediyor. Tabii ki biraz bunu hangi sektörlerde nasıl konumlandırdık, nelere çözüm ürettik? Ben çok kısa bunlardan da bahsetmek istiyorum. Akabinde bu bahsettiğim yapıyı Servi Hanım size bir demoyla aktarıyor olacak. Orada aslında biraz işin daha detayına giriyor olacağız. Biraz böyle farklı doküman tiplerinin nasıl ayrıştırıldığına, nasıl sınıflandırıldığına ve bunu nasıl yönetildiğine biraz bahsediyor olacağız. Bizler data market olarak bu teknolojiyi kullanarak özellikle yoğun fatura işi olan yani kağıt fatura ya da elektronik ortamdan gelen maille gelen fatura sirkülasyonu yoğun olan kurumların fatura işleme merkezlerini kuruyoruz. Yani aslında el değmeden fiziki ya da elektronik ortamdaki faturaların el değmeden işlenerek anlamlandırılması, içerisindeki kalem bilgilerinin çıkartılarak kendi içerisinde doğrulanması, akabinde de SAP gibi büyük yapılar da başta olmak üzere muhasebe sistemleriyle entegre edilerek aslında kurumunuza gelen bir faturanın ödeme, kabul ve onay süreçlerinin yönetilmesi ve bu süreçlerden geçtikten sonra da muhasebeleşme ve ödeme süreçlerinin otomasyonu için kullanıyoruz. Bu niş bir konu. Uzun zamandan beri yapılan bir konu olmakla beraber son dönemlerde yapay zekanın da iş içine girmesiyle beraber oldukça yeni nesil teknolojileri yönettiğimiz bir yapı. Tabii bununla beraber standart gelen teklifler, sözleşmeler ya da talimatlı işlemler gibi pek çok doküman tipini de sınıflandırarak belli kural tabanlı bir iş zekasıyla da buralardan veri çıkartabiliyoruz. Burada yaptığımız şey ne? Aslında dijitalleşme yolunda, dijital dönüşüm yolunda kurumuza gelen fiziki ortamdaki aslında yönetilemeyen datayı yani kağıt içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Gelen dokümanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak birisi bunu alıp kabul edip işledikten sonra burada rahatlayabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir datayı işledikten sonra bunun anlamlandırılması ve bu belgenin bilgiye dönüştürerek tüketilmesini sağlamak için kullandığımız bir teknoloji. Pek çok kurumda kullanıyoruz. Yani otomotiv sektörü var, holdingler, enerji sektörü, inşaat sektörü, bankacılık, finans sektörü pek çok noktada aslında kağıdın olduğu pek çok noktada bu yapıyı kullanabilirsiniz. Ama yani yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir iş, Çalık Holding ve iştiraklerinin bir doküman işleme merkezini kurduk. Bir fatura işlem merkezi kurduk. Yurt içi ve yurt dışından gelen belgelerinin otomasyonunu sağladık. Ve arkasına da on-base kurumsal içerik yönetim altyapısını koyarak tüm holdingin ve iştiraklerinin bir doküman yönetim altyapısını kurduk. Bununla beraber de doküman yaşam döngüsünü takip ettiğimiz ki bir önceki webinarımızda bahsetmiştik. Doküman imha süreçleri vesaire, fiziki arşiv yönetimi, gelen giden evrak yönetimi, sözleşme yönetimi gibi pek çok iş sürecine de çare ürettik. Yani baktığınız zaman dijitalleşme başlıklarının içerisinde temel başlardan biri olan doküman işleme, doküman sınıflandırma altyapısını da bu tarz teknolojilerle ve hizmetlerle çözüyoruz. Şimdi bu yapıdan sonra Selvi Hanım size bir demoyla yapay zeka ile doküman işleme altyapısını aktarıyor olacak. Webinarın başında da söylediğim gibi eğer bir sorunuz var ise de lütfen chat kısmına yazarsanız arkadan soruları takip ediyor olacağız. Webinarın sonunda sorularınızı cevaplıyor olacağız. Şimdiden katıldığınız için teşekkür eder. Umarım faydalı bir webinar olur sizler için. Teşekkürler. Selvi Hanım, sözü sana devrediyorum. Tamam, teşekkürler Hayrettin Bey. Merhabalar, ben Selvihan Korkmaz. Hayrettin Bey'in aktardığı yapay zeka ile doküman işleme kısmının aslında demo olarak hani size aktarmak istiyorum. İlk olarak bahsedeceğimiz aslında doküman sınıflandırma kısmı. Doküman sınıflandırma farklı tipteki dokümanların otomatik yapay zeka teknolojisiyle birlikte
otomatik olarak sınıflandırılmasını demo ediyor olacağım size. Bunu aktarıyor olacağım. Bunun için Brainware ürününü kullanıyoruz. Brainware Intelligent Capture içerisinde aslında bunu demo ediyor olacağız. Burada demo ortamında benim ilk olarak 73 adet dokümanım var. Şu bir yığın batch içerisinde gördüğünüz farklı tiplerde dokümanlar var. Şurada sol alt köşede görüyorsunuz. Ortada da dokümanın içeriğini görüyorsunuz. İşte burada çeklerden kuponlara kadar CV'lere, sözleşmelere farklı tiplerde taranmış dokümanlar burada bulunmakta. 73 adet doküman burada. Bunların şimdi doküman isimleriyle birlikte görüntülüyorsunuz burada. Henüz sınıflandırılmamış bunlar. Bu dokümanların otomatik olarak sınıflandırılma işleminin ne şekilde yapıldığını göstermek istiyorum size. Bunun için aslında uygulama içerisinde runtime moda alıyorum bunları ve doküman ağacımdaki aslında kırılımları görüntülüyorsunuz şurada sol köşede henüz sınıflandırılmamış olarak. Bir klasik view var bunun, klasik görünümü var, bir de ağaç yapısı var. Ağaç yapısında da bu şekilde görüntüleniyor. Şu an dokümanlar sınıflandırılmadığı için sıfır olarak görüntüleniyor. Ben bunu çalıştırdığım anda elimdeki yığın içerisinde bulunan 73 adet doküman otomatik olarak sınıflandırılmaya başlıyor. Çalıştırdığım gördüğünüz gibi her bir kategori içerisindeki dokümanlar belirlenerek otomatik olarak bunlar bu kategoriler içerisinde, sınıf içerisinde atanıyor. Bunu sınıf ağaç yapısında da görüntülediğimizde yine aynı şekilde her birini gördüğünüzde yeşillere dokümanlar atanmış oluyor o kategorilere. Bu şekilde 73 adet dokümanın sınıflandırılması yapılıyor ve tamamlandı şu an. Bittikten sonra her bir kategorideki sınıflandırılmış dokümanları şurada listeleyebiliyoruz. Statik view'a tekrar geri dönüyorum. Örneğin travel expense seyahat harcamaları tipindeki dokümanlar 11 taneymiş ve bu 11 dokümanı da bunun altındaki kısımda görüntüleyebiliyorum. Başarı oranı burada yine yazmakta. Hem kategori bazında hem de sınıflandırılmış doküman bazında başarı oranları yazmakta. Burada yine faturaları görüntülüyoruz. Örneğin faturalar altında bir alt grup var. İşte Rusça faturalar şeklinde. Sözleşmeler burada. Her biri 73 adet doküman içerisinde ne kadar var ise sınıflandırılmış onları görüntülüyoruz. Ama burada 3 tane de not classified altında kategori edilmiş. Bunun anlamı bu dokümanlar 3 tane doküman şurada gördüğümüz CV isimdeki dokümanlar sınıflandırılmamış. Bu sınıflandırılmamış dokümanları şimdi ilk aşama aslında 73 adet dokümanın sınıflandırılmasıydı. Sınıflandırılmamış bu 3 adet doküman doğrultusunda da aslında bunları sisteme öğretmeye çalışacağım. Bunun için aslında bu üç dokümanın sınıflandırılması için bunu sisteme öğretmemiz için ben tekrar batchlere geri dönüyorum. Şurada ilk baştaki aslında 73, 83 ve 3 dokümanın görüntülendiği batchlerin ana görüntüsüne geri dönüş yapıyorum. Burada aslında yapacağımız ilk önce bir 73 adet dokümanı sınıflandırdık. Sınıflandırılmayan 3 dokümanı alıp bunu sisteme öğreteceğiz. Sistemi öğrendikten sonra yine batch içerisinde bulunan 83 dokümanı çalıştırarak aslında öğrettikten sonraki aksiyonlarını görüntülüyor olacağız. Bunun için 3 adet dokümanımı seçiyorum burada batch içerisinde bulunan. Gördüğünüz gibi aslında sınıflandırılmayan 3 adet dokümanı buraya tanımladık. Bu dokümanları şimdi sınıflandırmasını öğretmek istiyorum. Bunun için burada Definition Mode'a gidiyorum. Şimdi burada bu CV diye bir tane veya Resume isminde bir kategori yok. Onun için buraya ben bir tane yeni kategori oluşturuyorum. CV diyeyim. CV eklediğimde gördüğünüz gibi yeni bir kategori buraya geldi. Bu kategorinin properties'lerine, özelliklerine gidip aslında burada bu yapay zeka sınıflandırma motorunu, engine'ini kullanması için bunu işaretliyorum ve öğrenme moduna geçiyorum. Şu an CV kategorisi diye bir yeni kategori oluşturdum ve içerisine bu 3 dokümanı tanımlıyorum. Bunlar CV diye öğretiyor olacağım. CV'leri şurada yine seçiyorum. İlk gelen CV zaten birinci doküman. Bunu öğren diyorum. Öğrenme setine ekliyorum. İkinci doküman geldi. Birincisini öğrendi. Yine bunu da öğren diyorum. Üçüncü doküman geldi. Bunu da öğren diyorum. Bu 3 dokümanla öğrenme
tamamlıyorum. Learn Documents diyorum. Şu an 3 doküman doğrultusunda CV sınıfını, kategorisini öğreniyor. Öğrenme işlemi bu şekilde tamamlandı. 3 tane doküman doğrultusunda sisteme öğretmiş oldum. Şimdi bu doğrultuda aslında ben tekrardan batchlere geçiyorum. Batchlerin bulunduğu, yığının bulunduğu, doküman yığınlarının bulunduğu ana sayfaya gidiyorum. Şimdi elimde de 83 adet örnek doküman var. Ben 3 adet doküman doğrultusunda öğrenmeyi, CV kategorisinin öğretilmesini sağladım. Bu 83 adet dokümanı da şimdi tekrardan test ediyor olacağım. Öğrettiğim doğrultuda bunu yapabilmiş mi diye. Yine biraz önceki gibi runtime moda geçiyorum. Şuraya CV kategorisi zaten geldi. 3 doküman doğrultusunda öğretmiştim. Sadece burada çalıştırıyorum. Yine biraz önceki gibi ilk 73 doküman doğrultusunda aslında sınıflandırmayı gerçekleştiriyor. Burada sadece yeni eklediğim CV kategorisinde de artık bu yeni kategoride 3 doküman doğrultusunda öğretmiştim. Bunları öğretilmiş doğrultusunda aslında kategorize ediyor, sınıflandırıyor. Gördüğünüz üzere şu an 12 oldu mesela CV kategorisine gelen dokümanlar. Biraz önce 3 doküman doğrultusunda öğretmiştim çünkü. Bu şekilde sisteme de yeni doküman tipleri eklendiğinde sınıflandırılması için öğretilmesi sağlanabiliyor. Gördüğünüz üzere CV öğrettiğim 3 doküman doğrultusunda 14 tane doküman buldu. Her birine baktığımızda aslında farklı şekilde dokümanlar, CV dokümanları olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde hem otomatik olarak yapay zeka kullanılarak dokümanların sınıflandırılması sağlanıyor. Ayrıca yeni doküman tiplerinin de sınıflarında sisteme ne şekilde öğretildiğini göstermek istedik, demo etmek istedik. Bu aşamada aslında bu ilk aşama dokümanların sınıflandırılması. Hayrettin Bey'in de sunumda bahsettiği üzere dokümanlar sınıflandırıldıktan sonra bunlar içerisinden ekstrakt verinin ekstrakt edilmesi, çıkartılması kısmı var. Bunun için de yine dokümanlar sınıflandırıldıktan sonra örnek buradaki doküman... Oraya geçmeden önce Selvihan çok özür dilerim. Bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu senin yapmış olduğun öğretim konusu çok önemli. Dikkat ederseniz Selvihan minimum örneklenme yani 3 tane CV örneğiyle bir öğretim gerçekleştirdi. Yani sisteme dedi ki yapay zekaya ben sana 3 farklı formatta CV adını verdiğim bir doküman veriyorum. Bunu öğren. Sonraki verdiğim yeni sette bu formatlara benzeyen ya da buna yakınsayan verileri bana bul dedi. Dikkat ederseniz yaklaşık 12-14 tane farklı CV formatı da buldu burada. Şunu söylemeye çalışıyorum. Vermiş olduğumuz minimum öğrenme altyapısıyla yani örneklem büyüklüğüyle aslında yapı o örneklemin bir CV olduğunu anlayarak verilmiş olan batch içerisindeki o formata uyan farklı dokümanları da buldu ve gerçekten bunlar CV. Yani template'i farklı, içindeki verilerin yerleri her şeyi farklı ama içinde CV'yi tanımlayan ya da CV olduğunu belirleyen kuralları otomatik olarak buldu ve bunlar aslında CV'dir dedi. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Minimum örneklemede ciddi başarılar elde edebiliyor. Bu da yapay zekanın bize getirmiş olduğu yapı ki öğrenme hızı da çok iyi. Az önce Selvan'ın gösterdiği gibi belli bir seti öğren diyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde bunu trace edip öğrenip kaydediyor ve yeni gelen setleri öğrenmiş olduğu yapıya göre tekrardan değerlendiriyor. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Bunun detaylarını arzu ederseniz webinar sonrasında merak edenler için daha detaylı tartışabiliriz. Evet, teşekkürler. Şimdi sınıflandırma, dokümanların sınıflandırılması sonrasında aslında doküman içerisinden veri çıkartılmasına dair göstermek istiyorum. Bunun için de mesela Financial Depletter denilen bir doküman tipi var. İçerisinde yani demo olarak bunu göstereceğim. 7 adet doküman var şurada sol alt köşede gördüğünüz. Bu dokümanlar içerisinden veri çıkartılmış. Bunları gösteriyor olayım size. Zaten test mod, verify test moda geçtiğim zaman bu doküman içerisinden veri çıkartılacak şekilde konfigüre edilmiş bu dokümanlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta dokümanın orijinali, sol tarafta ise bu doküman üzerinden çıkartılan alanları, verileri görüntülüyoruz. Örneğin date'e tıkladığım zaman date kısmının, tarih kısmının sağ tarafta doküman üzerinden nereden alındığını şöyle büyüteyim. Hem yeşil şeklinde highlight ederek gösteriyor hem de aslında işaretliyor. Aşağı kısma baktığınızda bunu nereden crop ediyorsa onu gösteriyor ve çıkartılmış tarihi de, bilgiyi de gösteriyor. Bu şekilde aslında biz doküman içerisinden çıkartılmış verileri de görüntüleyebiliyoruz. Bu Grainware'in Intelligent Capture tarafında. Biraz sonra aslında fatura otomasyonu kısmını da gösteriyor olacağım. Bu tüm dokümanlar için geçerli. Grainware Intelligent Capture tarafı aslında tüm dokümanların
için tüm dokümanlar üzerinden sınıflandırma yapılması ve onların içerisinden veri çıkarma ile ilgili. Ama fatura otomasyonuna dahil özellikle Brainware'in kendi bir tane başka bir ürünü var. Brainware for Invoice diye. Onu da aslında sadece faturalara özel. Onu da biraz sonra yine demoda gösteriyor olacağım. Bu yine herhangi bir doküman üzerinden veri çıkartılmış hali. Burada amount kısmına baktığınızda amount'u nereden okuduğunu, term kısmını nereden okuduğunu, account number kısmını nereden okuduğunu yine bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu kısımda aslında Brainware'e dahil dokümanların sınıflandırılması ve içinden veri çıkartılması kısmı. Bunlar veri çıkartıldıktan sonra tabii ki bu veriler yine export edilecek şekilde dışarıya aktarılacak şekilde ilgili klasörde saklanıyor. Bu Brainware Intelligent Capture tarafında dokümanların sınıflandırılması ve içerisinden veri çıkartılmasına dair göstereceğim demo kısmıydı. Yine aslında sunumda da bahsettiğimiz üzere bir de şuradan açayım. Brainware for Invoice diye Brainware ürününün faturalara dahil bir kısmı var. Burada da sadece fatura otomasyonunu içermektedir. Burada aslında örnek olarak şu şekilde göstermek istiyorum. Bir saniye. Bu arada Serven, sen onu açarken burada da bir katkıda bulun ve bir yanlış anlamaya da mal vermeyelim. Şu anda ekranda gördüğünüz ürün tek bir çözüm ve tek bir platform. Intelligence Capture dediğimiz taraf fatura dahil olmak üzere tüm dokümanların sınıflandırılması ve işlenmesi için kullanılan bir yapı. Ama Brainware faturaya özel yapay zekanla çalıştığı hazır bir çözüm gerçekleştirmiş bu yapı üzerinde. O yüzden faturayı ayrı bir çözüm gibi anlatıyoruz ama aslında aynı altyapı içerisinde çalışıyor. Yani bunun lisanslamasını yaptığınızda eğer fatura da işleyeceksiniz, fatura dahil olan yapıyı da sahip olabilirsiniz. Faturayı ayrıştırmamızın temel sebebi birazdan Selvihan Hanım'ın göstereceği gibi fatura için ayrı bir yapay zeka loji oluşturulmuş ve faturanın tüm detay kalemleri de dahil olmak üzere faturayı tekste çevirdiği anda o faturanın gerçekten bir fatura olup olmadığını, faturanın kendi içerisinde doğru olup olmadığını, yani tutarlı olup olmadığını, yani fatura kalemlerinden tutun da vergi oranlarına kadar, dip toplamlarına kadar kendi içerisinde tutarlılığın olup olmadığını da kontrol eden ve tüm bu doğrulamayı sağladıktan sonra proses eden ve diğer işlemlere geçen bir yapı. Ben burada noktayı koyayım. Serven yapıyı tanıttıkça bu şeyi, buradaki yapay zeka mantığını ve fatura otomasyonu mantığını açıyoruz. Evet, bu demonun ikinci kısmı olarak düşünebilirsiniz. Hani faturaya özel olarak Brainware'in bu kısmını aktarmak istedim size. Fatura otomasyonuna dair. Şu an örnek olarak demoda aktaracağım aslında 12 adet fatura var. Şu an ekranda açtığım faturalı bunlardan biri. Bunlar farklı dillerdeki, farklı yapılarda, şu an tek tek 12 tanesine de bakıyorum. Farklı dillerde ve farklı yapılarda aslında taranmış faturalar. Gördüğünüz üzere burada Fransızca, İspanyolca, işte Yunanca, Türkçe gördüğünüz üzere olmak üzere farklı dinlerde, farklı tiplerde faturalar bulunmakta. Bu 12 adet faturanın aslında sisteme aktarılması, içerisinden veri çıkartılması ve dışarıya export edilmesi, verilmesi ile ilgili kısmı aktarıyor olacağım. Bunun için aslında bu faturaları burada demo ortamındaki kurgu bir dizin dinleniyor. Import diye bir tane dizinimiz var bizim. Bu faturaları alıp buraya ben kopyaladığım takdirde bu dizin dinlenerek otomatik olarak bu faturaların import edilmesi, uygulamaya aktarılması sağlanıyor. Bunun için de arka planda bu tabii ki son kullanıcının gördüğü bir ekran değil. Ama arka planda şöyle bir tane uygulamamız var. Bu arka planda dinleyerek aslında bu dizine herhangi bir doküman atıldığında işletilmesini sağlıyor. İlk önce alıyor, import ediyor, sonra OCR'dan geçiriyor. İşte classify ediyor ve içerisinden veri çıkartıyor. Gördüğünüz üzere 11 adet 12 adet doküman import edildi ve import klasörünü boşalttı. Buradan okudukça buradan siliyor çünkü. Bu arka planda çalışan bir uygulama. Sadece hani ne şekilde çalıştığını göstermek için bunu açtım. Sonrasında da işte bu cevaplar doğrultusunda aslında import ediyor, OCR'den geçiriyor, sınıflandırıyor ve extract ediyor şeklinde işlemleri gerçekleştiriyor. Bunları yaptıktan sonra son kullanıcının daha aslında operasyonda bulunan kişinin yani bu dokümanları, faturaları kontrol edip de doğru mu
diye kararı veren operasyondaki kişinin aslında kullandığı bir verify ekranı var, doğrulama ekranı var. Bu ekran hem web tabanlı, web üzerinden erişebiliyorsunuz ki keza şu an açtığım benim web tabanlı web uygulaması. Session'ım kapandığı için tekrar bilgilerimi giriyorum. Web tabanlı veya masaüstü uygulaması da var. İki uygulama üzerinden de aslında bu doğrulama ekranına erişebilirsiniz. Bu doğrulama ekranını ne görüyoruz biz? Aslında biraz önce çalıştırdığım, import ettiğim 12 adet doküman vardı ya, bu 12 adet dokümanın burada doğrulamasını görüyorum. Yani hani bu 12 adet faturanın içerisinden veri çıkartılmış. Bu veriler doğru olarak çıkartılmış mı? Onun kontrolünü sağladığım, doğrulama yaptığım ekran burada. Yine daha önce çalıştırdığım batchler doğrultusunda aslında bunlar burada listeleniyor. Benim bugün çalıştırdığım en sonuncu idi. Ondan dolayı bunu açıyorum. Pardon şu. O henüz tamamlanmamış. Burada aslında 12 adet doküman vardı. Açılan ekranda sağ tarafta dokümanın, faturanın daha doğrusu faturayı görüntülüyorum. Sol tarafta fatura üzerinden çıkartılmış alanları görüntülüyorum. Şimdi burada baktığınızda sağ üst köşede 3 yazıyor. Bu 3. doküman yani. Diğer 2 doküman atlanmış ve 3. dokümana gelmiş. Bunun sebebi şu. Eğer fatura üzerindeki yani sağ taraftaki fatura üzerindeki bilgilerin tümü doğru olarak çıkartılmışsa yani belli burada bir başarı oranı var. Bu başarı oranının üzerinde ise zaten sol tarafta o alanları yeşil olarak işaretliyor ve o doküman üzerinde incelenmesi gereken yani kullanıcının doğrulaması gereken bir alan olmadığı için diğer iki dokümanı otomatik olarak geçiyor. Diğer iki dokümanı şöyle bir öncekilere gidip kontrol edelim. Bunu görüntüleyeceğiz zaten. Örneğin bu fatura için baktığımızda sol tarafta tüm alanların yani burada alanlar çıkartılmış, fatura numarası, tarih, işte line item var, satırlar. Yine şu şekilde gördüğünüz gibi faturanın satırları da çıkartılmış. Tüm alanlar doğru olarak çıkartılmış olduğu için hepsini yeşil olarak işaretlemiş ve bu yüzden birinci ve ikinci dokümanı atlayıp direkt kullanıcı bu ekranı açtığında üçüncü dokümanı, üçüncü faturayı karşısına çıkartmış. Bu şekilde aslında ne kadar doğru başarı oranı doğrultusunda faturalar işleniyorsa kullanıcının doğrulaması gereken, incelemesi gereken fatura adedi de o şekilde azalıyor ve aslında burası belki de hiç 12 adet doküman içerisinde hiç bu şekilde incelemesi gereken alan yoksa hiç kullanıcının incelemesine de gerek kalmayabiliyor. Demo kısmında özellikle gösterebileceğimiz faturaları seçtiğim için her birini tek tek örneklemek amaçlı inceliyor olacağız. Ne şekilde burada başarı oranlarını düzeltebiliyoruz diye. Şu an gördüğünüz ikinci doküman mesela burada tarihe tıkladığım zaman tarih kısmını nereden okuduysa yine sağ tarafta doküman üzerinde highlight ederek işaretliyor. Yine sol tarafta bunu crop etmiş halini gösteriyor, extract etmiş halini gösteriyor. Yine invoice numarasına tıkladığım zaman invoice numarasını nerede okuduysa onu işaretliyor. Bu arada sağ tarafta fatura üzerinde hani çıkartılan alanların dışında mouse imlecimle zaten hareket ettiğimde bu fatura dokümanının OCR'den geçtiği için tüm alanların okunabilir olduğunu görüyorsunuz. Zaten hani check'in üzerine geliyorum, check kısmını okuyor, account days okuyor. Yani hani bu fatura zaten OCR'den geçmiş ve şu an tüm alanlar okunabilir ama sadece sol taraftaki alanlar üzerinden çıkartılmış. Üçüncü dokümana, faturaya tekrar geri dönüyorum çünkü orada benim kırmızı olarak yani kontrol etmem gereken bir alan var. Örneğin burada vendor. Vendor'ın numarasını okumuş ama kırmızı olarak göstermiş. Bunun nedeni de şurada gösteriyor. Niye kırmızı olarak işaretlediğini yine alt kısımda. Vendor ID ile ilgili. Please check that the vendor ID is correct. Bu vendor ID'nin doğru olup olmadığını bana kontrol etmemi söylüyor. Bu şekilde aslında buraları da neden dolayı kırmızı işaretlediğinin bilgisini de paylaşıyor. Bu vendor ID'yi kontrol ettiğimde vendor search'te. Bu arada bu vendor search kısmındaki gelen bilgiler aslında bu doğrudan sadece fatura üzerindeki verilerin ekstrakt edilmesi, çıkartılması kısmı değil. Bu bilgilerin diğer entegre sistemlerle birlikte kontrol edilmesini sağlıyor. Benim vendor bilgilerim, evet faturadan bu vendor ID'yi okudum ama bu vendor bilgilerim benim aslında benim ERP'imde
kurum içerisindeki bir sistemde kayıtlı. Onun için burayla entegre olarak bu vendor bilgileri doğrultusunda gelen vendor'ı kontrol ediyorum. Bu ID doğrultusunda gelen vendor bu değil, yani fatura üzerindeki bu değil. Onun için bunu cancel diyorum. Oradan gelen bilgiler çünkü. Burada ben invalid reason kısmında vendor not found diye işaretliyorum. Şimdi burada invalid reason kısmını işaretlememin nedeni burası sadece fatura otomasyonunda veri çıkartımı ve verinin kontrolü edilmesi şeklinde değil. Tamam, sağ taraftaki veriyi çıkardı, sol tarafa yazdı, doğru mu değil mi değil, haricinde bu bilgi içeride yok ise, kurum içerisindeki ERP sisteminde yok ise bununla ilgili bir sürecin başlatılması da gerekiyor. Yani bu operasyondaki ilk kişi sağdaki bilgi, soldaki bilgiyle aynı bir şekilde kontrolün dışında bunu arka planda diğer kişilere bir şekilde iletiyor ve ilgili sürecin başlatılıyor da olması lazım. Onun için ben burada seçtiğim invalid reason'a bağlı olarak bunun geçersizlik sebebini seçtiğim geçersizlik sebebine bağlı olarak arka planda ilgili kullanıcı için bir süreç başlatılacak. Ben bunu böyle işaretleyip de burası operasyondaki kullanıcının ekranı çünkü daha fazla detay bilgiye erişme hakkı yok. Bundan dolayı bu şekilde işaretleyip ben Enter'a basıyorum ve sonraki faturama geçiyorum. Bu fatura içerisindeki yapabileceğim aksiyon bu şekildeydi çünkü. Bir sonraki dördüncü faturaya geçiyor. Burada da mesela tarihi kırmızı olarak görüyorsunuz. Yine tarihi kontrol doğru olarak okuyup okumadığımı kontrol etmesini istemiş bana benden. Buradaki kısımda aslında gördüğünüz üzere date, iki tane date var. İkisi de 23'ü biri Ocak, biri Şubat olarak gözükmekte ama ikisinde de date, başlık olarak date yazıyor. Onun için sistem karar veremedi hangi tarihin fatura tarihi olduğuna. Eğer bu fatura tarihi, çünkü aynı başlıklara sahip, eğer doğruysa benim için ben sadece burada enter'a basıp geçiyorum ki doğru. Sonraki faturaya geçiyorum. Sonraki faturada mesela burada bakarsanız tarihi çok okuyamamış. Çünkü bu temiz bir tarih değil. Üzerine geldiğimiz zaman zaten hani üzerindeki tarih okuduğu şekli de yanlış. Onun için ben buraya mesela direkt elle gördüğüm tarihi yazıp enterlayıp geçebilirim. Burada tarihi okumamış. Bir sonraki faturaya geçiyorum. Bir sonraki faturada burada balancing amount, tutarlar kısmında kırmızı olarak gösteriyor. Tutarlara bakıyorum ki burada zaten line item total does not match invoice total. Yani satırdaki tutarlarla toplam tutar tutmadığının uyarısını bana veriyor. Çünkü sistem aynı zamanda sadece hani sağ taraftaki doküman üzerindeki alanları çıkartıp sola yazmıyor. Kendi içerisinde bir hesaplama da yapıyor. Yani buradaki line item'lara bakıyor ki burada line item yok. Zaten problem oradan kaynaklanıyor ve onun için hata verdi bana, uyarı verdi daha doğrusu. Faturanın orijinalinde bir line item yok. Ama normalde sistem zaten şuna bakıyor. Line'ları tek tek hesaplıyor, topluyor. Ve sonrasında toplam tutarı da zaten okumuştu ya, toplam tutarla kendini line item'lardan hesaplayıp topladığı toplam tutar eşit mi diye kontrol ediyor. O zaman uyarı veriyor bir daha, hani eşit değilse bunu kontrol edin diye. Ama şu an zaten bir line item bu faturada olmadığı için, bu eşitliği sağlayamadığı için bu uyarıyı verdi. Keza baktığınızda zaten balancing amount'u doğru olarak okumuş, işte text'i doğru olarak okumuş. Total'ı doğru olarak okumuş ama bu line item'ı satırı olmadığı için ve kendi içerisindeki algoritmasını bozduğu için uyarı veriyor. Ama bu benim için doğrudur ve invalid reason olarak buna ben işte invoice amounts do not add up şeklinde seçerek devam edebiliyorum bir sonraki faturaya. 12 adet fatura için her birinde farklı örnekler olduğu için bunu gösteriyorum. Bu da mesela yine tarihi okuyamamış ama tarihi kısmını ben şöyle gelip de seçip de mesela çift tıkladığımda tarihi otomatik olarak okudu. İspanyolca bir fatura bu ve tarih formatı farklı ama enterladığımda yine aynı fatura üzerindeyim. Sistem içerisinde konfigüre edilen tarih ne şekilse ona otomatik olarak o formata çeviriyor. Burada diğer kırmızı verdiği alan VAT'ydi, KDV kısmıydı. Bu fatura içerisinde bir KDV değeri yok. Ondan dolayı bu yazılamamış, boş. Onun için ben yine invalid reason kısmına mesela VAT'i nerede? Şu an göremedim. Non VAT compliant şeklinde seçiyorum ve enterliyorum. Bir sonraki faturaya geçti. Burada da PO number yine aynı şekilde. PO number
baktığımızda sağ tarafta doğru olarak okumuş. Ama bu böyle bir PO, yani purchase orders does not exist diyor. Bu PO number ERP'de bulunmadığı için bana bu uyarıyı verdi. Onun için mesela ben burada yine invalid reason olarak missing invalid PO diye seçerek aslında geçebiliyorum. Çünkü zaten doğru okumuş ama bu PO içeride yok. ERP sisteminde yok. Ondan dolayı bu uyarıyı vermiş. Bununla ilgili süreç başlatılması için invalid reason'ını bu şekilde seçtim. Yine bir başka faturaya geçtim. Dokuzuncu fatura burada mesela. Kısaca hemen bunları hızlıca geçmek istiyorum. Hani ne şekilde bunları işletebiliyoruz diye. Invoice'u burada okuyamamış. Bu da farklı bir dilde aslında bir fatura. Şey olması lazım. Yunanca sanırım bu. Evet. Burada invoice numarasını okuyamamış. Invoice numarasını okuyamamasının sebebi üzerine geldiğimizde zaten invoice'u okuyor ama gördüğünüz üzere başlık yok. Yani diğerlerini okumuş vendor vesaireyi. Burada yabancı dilden dolayı değil, invoice numarasını belirten bir başlık olmadığı için bunu okuyamamış. Ben buna çift tıklayarak aslında invoice numarası bu diye gösterip de yine geçebiliyorum. Bu şekilde faturaları işleyebiliyoruz, farklı dillerdeki faturaları. Bu da mesela başka bir fatura tipi. Bunu kredit olarak, yani doküman tipi kredit olarak işaretlemiş ama emin olamamış. Bunun onayını istiyor. Doküman tipi ya invoice'dur ya kredittir çünkü burada. Kredit olarak baktığımızda zaten doğru olarak okumuş. Onun için ben bunu enter'layıp geçiyorum. Son doküman 12. doküman. Ona geçmeden önce aslında 10'dan 12'ye geçti. 11'e bir tekrar geri dönüş yapıyorum. 11'e atladı çünkü orada yapılması gereken bir şey yok. Bu da Türkçe bir faturaydı. Türkçe faturayı da gördüğünüz gibi sağ tarafta, sol tarafta tüm alanları line item da dahil olmak üzere, satırlar da dahil olmak üzere doğru okuduğu için bunu atlamış. 12. faturayı benim önüme çıkarmıştı. Burada çünkü bir incelemem gereken alan var. Burada da incelenmesi gereken alan yine line item'la ilgili. Yine aynı şekilde burada toplam tutarı vesaireyi doğru okumuş. Line'ları da doğru okumuş ama burada line item'daki yani hani satırdaki miktar yazmadığı için yani fatura üzerinde yazmıyor. Bununla ilgili uyarı veriyor bana. Orada hesaplamasını yapamıyor çünkü. Ondan dolayı aslında doğru olarak okumuş. Onun için ben yine bunu invoice not etap şeklinde işaretleyerek bu süreci 12 adet doküman faturaya kısmını doğrulama kısmını bitiriyorum. Ben orayı bitirmeden önce 11 nolu dokümana bir dönebilir misin? Hani burada ya da bitirdin ama açabilir misin Evet, 11 evet. nolu dokümanı? Şimdi burada aslında şu konuyu altını çizmek lazım yine. Eminim katılımcılar arasında bu tarz teknolojileri takip eden, kullanan ya da deneyimlemiş olanlar vardır. Ve benzer Çok. yapıları görmüşlerdir. Biz Brainwave ya da sunduğumuz çözümle nasıl bir farklılık sağlıyoruz? Aslında işin detayı burada. Özellikle 11 nolu dokümana bakar isek Selvan birazdan açacaktır. Orada Burada işlem bittiği için geri dönüş yapamıyorum. Tekrardan işletmem lazım ama şuradan o açabilirim. faturanın Export görselini de edilen açsan yerden olur. açabilirim ben. Size Aynen oradan aynen. Aynen. Burada önemli olan şey şu. Yani faturanın içindeki değeri okudu okumadığı, düzeltme ekranı vesaire. Evet bunlar değerli şeyler ama asıl önemli olan farklı dillerdeki ve farklı formatlardan da kastım bakın bu ekranda gördüğünüz aslında taranmış bir tablolu format dediğimiz üzerinde pek çok datanın bulunduğu ve karışık datanın olduğu bir yapı. Burada katma değer aslında farklı formatlardaki ya da algoritmalardaki örneklerin öğrenen bir yapıyla ve yapay zeka desteğiyle anlamlı hale getirilebiliyor olması ve yine Brainware'in içerisinde özellikle fatura otomasyonu için tasarlanmış olan yapıda cümlelerin ilk başında anlatmaya çalışmıştım ama biraz detayına girmek lazım. Bir fatura lojiğinin zaten gömülü olmuş olması. Yani dünyadaki pek çok fatura ve dünya ülkelerindeki pek çok fatura tipinin zaten Brainware tarafında öğrenilmiş ve aslında hazır halde bulunuyor olması. Yani siz buraya bir batch halinde İngilizce, Türkçe, işte Yunanca, Portekizce gibi pek çok faturayı verdiğinizde sizin sisteme şunu söylemenize gerek yok. Bunlar faturadır. İşte burada tarihi vardır. İşte burada diplomamı var. Bana bu diplomanı ver. İşte kalemler şunlardır. Bunları al, böl, topla, çarp, çıkar demenize gerek yoktur. Brainware içerisindeki lojikte zaten şunu biliyor. Bir doküman geldiğinde o dokümanın fatura olup olmadığını anlıyor ve bunun bir fatura olduğunu anladığında yaptığı şey şu.
Bu bir fatura ve faturanın üzerinde olması gereken dataları ben biliyorum. Ne gerekiyor bana? Bir birim fiyat gerekiyor. Bir açıklama gerekiyor. Bir adet gerekiyor. Bir dip toplam gerekiyor. Bunlar veya bunlardan bir tanesi yok ise kendi içerisinde algoritmada bunları doğrulayarak az önceki bir örnekte mesela demiştik ki bunda bir KDV alanı yok. Aslında Brainware burada KDV alanı olmadığını oradaki teksti okuyarak bulmadı. Yaptığı hesaplamayla buldu. Yani dip toplama baktı, birim fiyatlara baktı, genel toplama baktı ve aslında KDV'li fiyatı da hesapladı. Ancak okuduğu değerler arasında KDV olmadığını da gördüğünde bu alanları birbirine karşılaştırdığında burada bir KDV alanı yok. O yüzden ben bunu meç edemiyorum diyebildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum özetle lafı uzatmadan. Brainware tarafındaki fatura altyapısında bir faturanın doğruluğunu ya da içindeki bilgileri çıkartırken sadece bir OCR veya bir text okuma gerçekleştirilmiyor. Okunmuş olan değerlerin belli bir algoritmayla aslında bildiğiniz gibi bir muhasebeci kafasıyla ya da bir dışarıdan bir gözün ekranda gördüğü faturaya bakar gibi fatura alanlarını doğrulayarak, görerek, hesaplayarak kendi içerisinde tutarlılığını da gösteriyor. Buradaki örneklerde yoktu ama mesela Çalık Holding'de yaptığımız bir örnekten somut bir detay vereyim. Gelen bazı faturalarda okunan kalem bilgisiyle alınan PIN number'la SAP'ye gittiğimizde kalem bilgi arasında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Ama Brainway daha SAP'ye gitmeden şöyle hesaplamalar gerçekleştirebiliyor. Vendor faturayı keserken 6 kalem kesecekken 5 kalem kesmiş ama dip toplamı toplarken 6 kaleme göre yazmış. Ya da vendor fatura kalemlerini keserken birimleri bir bir yazmış ama hesaplamayı yaparken 3 ya da 5 adede göre hesaplamış. Brainware şunu söyleyebiliyor. Bu faturanın gelen kalemlerle dip toplamları doğru ancak birim adetleri yanlış yazılmış. Ya da birim adetleri doğru yazılmış ancak toplam çarpımları yanlış hesaplanmış. Yani faturada bir hata olup olmadığını da kendi lojinde kontrol edebiliyor. Bu ve benzeri yapıları kendi içerisinde barındırıyor. Ama SAP kullanıyor iseniz yapının gücü daha da artıyor. OnBase'in SAP ile olan ilişkisinden dolayı özellikle RFC call dediğimiz SAP'deki servis call'lar yapısıyla ya da SAP konnektörü, hazır bir SAP konnektörü bulunmakta OnBase'in. Hazır SAP konnektörleriyle SAP ile entegre olduğu andan itibaren aslında siz SAP'deki fatura ödeme onay süreçlerinizi ya da kabul süreçlerinizi de Brainway ile entegre bir hale getirebiliyorsunuz. Ve aslında uçtan uca bir SAP sürecinizi de yönetmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmek gerekir. Tabii ki burada taradığınız dokümanın hangi kaynaktan geldiği, kalitesinin ne olduğu, nereden taradığınız gibi detaylar var. Bunların da önemi büyük ama eğer doküman OCR'lanabilir belli bir kalitedeyse Brainware ile çok ciddi başarı oranlarıyla dokümanınızı el değmeden işlemeniz mümkündür. Bu da aslında Brainware içerisindeki hazır yapılardan ve yapay zeka desteğinden kaynaklanmaktadır. Evet, doğrulama ekranında ben biraz önce 12 adet faturanın incelenmesini yaptıktan sonra aslında tekrar veç'e geri dön diye seçmiştim. Kapanmıştı. Şurada benim aslında çek olarak görüyorsunuz listede baktığımda bu tamamlanmış şeklinde. State kodu da değişiyor. Bu dizindeki bu veç içerisindeki faturalar kontrol edilmiş anlamına geliyor bu. Bu işlem bittikten sonra aslında faturalar export ediliyor. Bir klasöre çıktı olarak sunuluyor. Burada çıktısını verirken aslında export ettiğinde dokümanları orijinali TIF dosyasıydı bunlar. Hem orijinalini alıyor, taranmış hali TIF orijinal dokümanı koyuyor. Bunu PDF'e çevirmiş halini buraya aktarıyor. Şu şekilde gördüğünüz üzere PDF'e çeviriyor. Aynı zamanda bunu bir de XML olarak içerisinden veri çıkartılmış haliyle XML olarak da
alıyor export işleminde? Hangi dokümandı, içerisinden çıkartılan veriler neydi? İşte PIO'su bu, PIO line'ı vesaire falan gibilerinden. İçerisinden çıkartılan verileri de XML olarak bu klasör içerisine koyuyor. Bunları farklı sistemlere de aslında export edilebilecek şekilde kurgulanabiliyor. Bu aşamada aslında bitmiyor, yani hani faturaların otomasyonu, fatura içerisindeki verilerin otomasyonu dışında faturaları biz incelerken veri file ekranında belli invalid reason'lar seçmiştik. Faturaları süreçlere tabi tutmuştuk. O süreçleri nerede işliyoruz? Yani tamam, faturalar içerisinden veriler çıkartıldı ve faturalar ve içerisindeki veriler XML olarak bir yere export edildi. Oraya çıkartıldı, orada saklanıyor. Ama aynı zamanda orada aldığım aksiyonları nereden, süreçleri nereden gerçekleştireceğimizi göstermek istiyorum. Zaten OnBase bizim webinarlar boyunca aktardığımız kurumsal içerik ve süreç yönetimi platformu içerisinde de süreçlerimizi yönetiyoruz. Şu an ben arayüzünü açtım. Daha önceki webinarlara girmeyenler için kısaca bilgi vereyim. Burası OnBase'in masaüstü arayüzü. Birçok arayüz içerisinden OnBase'e erişim sağlayabilirsiniz. Türkçe'de dahil olmak üzere dilleri kapsamaktadır. Şu an gördüğünüz hani kısaca süreçle ilgili kısım aslında benim, eğer bu biraz önce fatura otomasyonu kısmında doğrulama ekranında alınan aksiyonlar doğrultusunda oluşan süreçler varsa burada görüntülüyorum. Burada mesela invoice review kısmında 6 tane incelememi bekleyen kayıt, fatura kaydı varmış veya invoice approved'da bir tane varmış. Direkt buradan tıklayarak o sürece gidebilirim. Veya bu arayüz içerisinde workflow diye bir fonksiyon var. Buraya tıkladığımda yine kullanıcının yetkisi dahilinde bu süreçlere, dokümanlara burada erişebiliyor. Yine workflow içerisinden fonksiyonu vasıtasıyla benim yetkim dahilinde gördüğüm süreçler var burada. Invoice approved'da mesela yine burada invoice processing sürecine gelip invoice approved'daki bu bir tane kaydı yine görüntüleyebilirim. Burada kaydı görüntülediğimde ne görüyorum aslında? Benim işte o fatura kaydını görüntülüyorum burada. Bu fatura kaydıyla süreçle ilgili alabileceğim aksiyonları görüntüleyebiliyorum yukarıda. Display distribution diyebilirim, approve edebilirim, reject edebilirim, send to exception'a gönderebilirim gibi her bir süreçteki ilgili kayıtla ilgili alabileceğim aksiyonları burada görüntüleyebiliyorum. Veya bu bir doküman yönetim sisteminin içerisindeki bir kayıt olduğu için ben biraz önce fatura üzerinden belli alanlar ekstrakt ettim ya, onlar o dokümanla ilişkili aslında indeks alanları olarak saklanıyor sistem içerisinde. O indeks alanlarını, keywordleri burada görüntüleyebiliyorum. Veya yine bu dokümanla ilişkili süreç içerisinde bu bir sürecin kaçıncı adımıydı? İşte daha öncesinde review'dan geçmiş vesaire gibi. Bu süreç içerisinde alınan notlar, farklı kullanıcılar tarafından alınan notlar var ise bunları görüntüleyebiliyorum. Bunlar sticky note dediğimiz, aslında dokümanın orijinalinde yapamadığım değişiklik, alamadığım notları bu sticky notlar vasıtasıyla alabiliyorum. Veya bu dokümanla ilişkili dokümanlar var ise bu fatura belki bu sistem içerisinde, platform içerisinde farklı dokümanlarla ilişkilidir. İşte nereden bileyim, sözleşmesi vardır, teklif formu vardır vesaire. İşte bu tarz ilişki dokümanlar varsa bunları burada görüntüleyebiliyorum veya bununla ilgili yazışıma başlatabiliyorum gibi. Aslında doküman yönetimine ait birçok özellik var ama bu kapsamda değil. Onları zaten ilerleyen webinarlarda bu detaylara giriyor olacağız ama eğer benim doğrulama ekranında seçtiğim aksiyonlar doğrultusunda süreçler başlatılmışsa doküman yönetim sisteminde bu süreçleri de bu şekilde yönetebiliyorum, görebiliyorum. Aslında bu yapıyla şöyle düşünebilirsiniz. Selvan güzel bir noktaya değindi. Burada çok esnek bir yapı var. İsterseniz bir fatura otomasyon ya da sürecinizle ilgili bir belge ile ilgili süreci hayata geçirdiğinizde isterseniz OnBase'in altyapısında uçtuğunca her şeyi yönetebilirsiniz. Yani herhangi bir başka bir programa ya da herhangi bir süreç altyapısına ihtiyaç duymadan her şeyi OnBase üzerinde de yapabilirsiniz. Ya da bu OnBase yapısını var olan süreç yönetimi platformlarınıza ya da core sistemlerinize entegre edebilir ve hibrit olarak kullanabilirsiniz. Yine bizim Çalık Holding'de yaptığımız gibi doğrulanmış faturalar ve hatasız faturalar SAP iş süreçlerinde yürürken SAP ile SAP kayıtları uyuşmayan, doğrulanmaya ihtiyaç duyan faturaları da OnBase üzerinde bir fatura kontrol ya da onay sürecine tabi tutabilirsiniz. İlgili departmanlara göndereceğiniz ya da kabul onay süreçlerinizi burada yaratabilirsiniz. Burada çok esnek bir yapı var. Hatta isterseniz hiç OnBase'i görmeden arkada çalıştırabilirsiniz. Bütün bu yapıyı kendi ön sistemlerinizle de entegre edip ön sistemlerinizden de yönetebilirsiniz. Dolayısıyla burada çok esnek bir mimari var. İhtiyaca göre konumlandırılabilen bir yapı var.
hibrit yapı olarak kullanılabilir, tek başına kullanılabilir ya da hiç bunları görmeden arka tarafta bunları konumlandırabilirsiniz. Burada esnek bir yapı var. Yeter ki ihtiyacınızı doğru anlayalım ve ihtiyaca göre bunu biz konumlandıralım. Bu anlatılan tüm yapıların aslında hizmet ettiği nokta yine en başa dönüyoruz. Dijitalleştirme, dijitalleşme, dijital dönüşüm tarafındaki vizyonlarınızı ya da ihtiyaçlarınızı karşılamak için ya da o vizyonlara gidecek olan yoldaki ihtiyaçları karşılamak için kullandığımız çözümler ve tabii ki data market olarak da biz kendi deneyimimizde bu yapıya katarak sizi bu yolda en hızlı, en verimli ve katma değeri yüksek bir yapıya nasıl geçirebiliriz? Bu yapılar üzerine kafa yoruyoruz. Bu gösterdiklerimizde bu yapılar içerisinde kullandığımız teknolojiler ve hizmetler. Bunun içerisinde aslında bugün de konusu değil, belki ilerleyen dönemde daha detaylı gireceğiz ama aslında robotik dediğimiz RPA, robotik process automation dediğimiz robot platformları da çalışıyor. O bileşenleri de mevcut. On-based bir platform olduğu için aslında tüm bu dijitalleşme sürecinde, dijitalleştirme sürecinde neye ihtiyacınız varsa aslında tek bir platformla bunu sağlayabiliyorsunuz. Diyeyim, Selvan'a bırakayım sözü. Daha fazla var mı aktaracağımız konu? Bir yandan da ben sorularınıza bakıyorum. Lütfen sorularınız varsa da bize chat kısmından ya da Q&A tarafından bize iletebilirsiniz. Onları da arka tarafta kontrol ediyorum. Evet, son olarak aslında ben şey kısmını da aktarmak, göstermek istiyorum. Evet, doküman sınıflandırma, içerisinden veri çıkarma, foto otomasyonu ve süreçlerle kısmı gösterdik. Bir de bunların aslında raporlama kısmı var. Haliyle ölçemediğin şeyi değerlendiremezsin şeklinde aslında takip edemezsin mottosuyla raporlama kısmı var. OnBase içerisinde raporlama kısmını bir göstermek istiyorum. Şurada reporting dashboard dediğimiz aslında grafiksel raporlar doğrultusunda raporlamayı görüntüleyebiliyoruz. Örneğin burada invoice processing sürecine ait tasarlanmış bir rapor var. Onu açayım bunun üzerinden. Burada aslında sadece süreçler değil, içerideki hem dokümanları hem de süreçleri raporlayabildiğiniz ekranlar. Bunlar next wizard doğrultusunda içerideki tüm bilgileri kullanıp da oluşturabileceğiniz raporlar, grafiksel raporlar, pie chartlar, bar chartlar vesaire birçok şekilde görsel olarak bunları gösterebiliyorsunuz. İşte mesela invoice numarasına göre sayısal olarak invoice exception'da 5 tane fatura varmış, invoice approved'da bir tane bir pie chart görüyoruz. Liste görüyoruz, işte threshold'lar, invoice threshold'larını görüntüleyebiliyoruz. Burada şunu görüntüleyebiliyoruz, kırmızı olarak işaretlenen mesela faturanın invoice exception'da belli tutarın üzerindeki mesela 3000 üzerindeki tutarları işaretlemiş burada. Belli tutarın üzerinde bekleyen faturalar var ise süreçte bunları mesela görüntüleyip o faturalarla ilgili hızlı aksiyon alınması sağlanabilir. İçeride tabii ki farklı kurgular belli süreçler içerisinde o faturayla ilgili işlem yapılmadıysa bildirim sistemleri kurgulanabiliyor. Ama haricinde raporlama kısmında da işte mesela 3K'nın üzerinde bir fatura hala da işlemde bekliyor ise mesela bunu invoice exception'da iki tane fatura görüyoruz kırmızı olarak. Bunları görüntüleyebiliyoruz. Burası dinamik bir raporlama. Ben bu ilgili kayda tıkladığım zaman bekleyen fatura kaydı neymiş? Direkt onu da açıp da buradan aksiyonunu da taskler kısmından ilgili aksiyonları da alabiliyorum. Bunda mesela farklı aksiyonlar var yukarıda gördüğünüz gibi her süreç bazında bunlar değişkenlik kazanıyor. Bu şekilde raporlama kısmını OnBase içerisinde görüntüleyebiliyorum. Haricinde bir de Brainware'in kendi dashboard kısmı var. Buradaki süreç ise aslında biraz önce verify ekranı, doğrulama ekranlarından işte OCR'dan, extraction'dan geçen kayıtlar vardı ya, ona dair raporlama kısmı burası. Brainwave visibility kısmı. Burada gün içerisinde şunları mesela bunu bir refresh edeyim. Bir süredir açık çünkü. Burada da aslında o OCR sırasında yapılan işlemlere dair raporlamayı görüyoruz. Ne kadar doküman işte OCR'dan geçirilmiş, içerisinden çıkartılan veriler vesaire gibi onların tümünü burada görüntüleyip raporlayabiliyoruz bu kısımda. Açılsın mesela Intelligent Capture Dashboard with Line Pairing raporu içerisinde. Şurada Explore kısmında yine açabileceğim birçok rapor var. Hani sistem tarafından kurgulanmış.
Mesela Capture tarafında açıla dururken farklı bir raporda açayım. Gördüğünüz mesela gibi classification detail, current status, farklı tiplerde raporlar sistem tarafından oluşturulmuş. Bunları görebiliyoruz. Mesela invalid reason detail raporunu açayım. Farklı taplarda açıyorum. Bugün mesela şurada yukarıda mesela bu raporu bu şekilde değil de farklı tiplerde görüntülemek istiyorsam onu görüyorum. Bugün veya hani şu an rakamlar doğru olarak gelmedi. Onu kontrol edeceğim, bir henüz yüklemedi herhalde. Ama normalde işte bugün yüklenen doküman sayısı, çıkartılan alan sayısı son 7 günde, son 30 günde veya import edilen doküman bugün. İşte hani dün son 7 günde işte verify edilen gibi, aslında bu genel bu OCR işlemlerine dair, dokümanların OCR'ına dair genel yapıyı sunuyor bize. Ne kadar doküman import edilmiş, ne yapılmış, ne kadar günde vesaire gibi, bunları grafiksel olarak liste olarak görüntülememi sağlıyor. Invalid reason açıldı mı? Mesela invalid reason'da belli tarih aralıkları yine seçerek çalıştırdığımda, eğer bir hata vermezse yine invalid reason hata verdi. Ama burada da yine biraz önce aslında şey kısmında seçtiğimiz, doğrulama ekranında seçtiğimiz invalid reason'lara göre bir rapor çıkartıyor. İçerisinde birçok raporlama tool'u rapor hali hazırda bulunmakta. Bu şekilde aslında yaptığımız işlemlere dair de raporları alabiliyoruz. Hani kısaca raporlama kısmında belirtmek istedim. Evet, teşekkürler Serap. Aslında bakarsanız bunların hepsi neye hizmet ediyor? Yani günün sonunda ilk webinara katılanlar varsa hatırlayacaktır. Özellikle COVID'in hayatımıza girmesiyle beraber veriye uzaktan erişme, uzaktan çalışma ihtiyaçları, kullanıcının, son kullanıcının ihtiyaçlarının değişmesi, kurumların çalışma alışkanlıkları değişmesiyle beraber aslında dijitalleşmeye doğan olan ihtiyaç aslında biraz stratejik zorunluluk haline de geldi demiştik. Dolayısıyla artık sizin geçmişte o veya bu sebeple manuel yönettiğiniz pek çok datayı farklı manuel operasyonlarla gördüğünüz ya da onun verimliliğini ölçtüğünüz pek çok datayı artık bu dijitalleştirme ve dijitalleşme yöntemleriyle ya da kullandığınız bu benzer teknolojilerle tüketebilir hale ve artık istediğiniz platformdan erişebilir hale geliyorsunuz. Artık evden çalışırken de bu yapıya erişebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir noktada çalışırken de bu yapıya erişebiliyorsunuz. Artık çalışma alışkanlıkları da buraya evrildi. Dolayısıyla Brainmail gibi, OnBase gibi dijitalleşme ve dijitalleştirmeye hizmet eden altyapılarla aslında sizin kurumsal misyonunuzda, vizyonunuzda bulunan yapıya hizmet eden teknolojileri ve hizmetleri sağlamış oluyoruz. Bu aslında işin kritik noktası, işin özü bu. Burada pek çok yeni nesil teknoloji var. Data Market olarak da biz bunları yakından takip ediyor ve bunların pek çoğunu siz müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Benim kabaca bahsedeceklerim bu kadar. Sorulara var mı diye bakıyorum ama şu anda henüz iletilmiş bir soru görmüyorum. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa ekranda gördüğünüz mail adreslerimizden de bize iletebilirsiniz. Doğrudan bize ulaşabilirsiniz. İşin detaylarını ya da var olan olası ihtiyaçlarınızı nasıl bir hizmetle, nasıl bir çözümle size sağlayabiliriz? Katma değeri birlikte nasıl oluşturabiliriz? Bunları değerlendirebiliriz. Ben katılımcılara şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir webinar olmuştur. Evet, ben de son olarak zaten webinarlarımızı, bu bugünkü üçüncü webinarımızdı. Dijital dönüşümle ilgili sunduğumuz çözümlere dahil olarak gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızın devamı gelecek. Ekranda gördüğünüz webinarlarımız Data Market web sitesi içerisinden aslında bunları takip edip kayıt olabilirsiniz. Daha önce yayınlanmışları da YouTube'da, bunları da videoları da bulunmakta, buradan da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa da zaten iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.